Arkadaşlar, efsaneye göre Şahmeran'ın cinleri varmış. Yani Şahmeran'ı biliyorsunuz, Tarsus bölgesinde yaşayan Şahmeran, işte kuyruğu yılan, başı insan başı, ayakları yılan, o şekilde Şahmeran var. Bu Şahmeran'ın da emrinde olan cinler varmış. Çünkü benim okuduğum kitaba göre o şekilde yazıyor. Davet var, daveti yapacağım. Davette bakalım Şahmeran'ın cinleri veya Şahmeran'ın emri altında olan cinler ne şekildeymiş? Onlarla bir görüşeceğiz, bakacağız. Nasıl bir şeymiş? Beraber göreceğiz, ben de merak ediyorum. Daha önce böyle bir davet yapmadım. Daveti yapmak için sakin, sessiz bir yer bulacağım. Kirpi. Bakın simsiyah. Bakın kapkara bir şey gelmiş. Kafa büsbüyük. Arkadaşlar, herkese merhaba. Yepyeni bir videoyla beraberiz. Buradan bütün arkadaşlarıma, bütün beni sevenlere, bütün bizi izleyen bütün arkadaşlarımıza buradan selamlar, sevgiler olsun. Arkadaşlar, yeni videomuz özel bir video. Bu videoda Şahmeran'ın cinleri. Hatırlarsanız ben daha önce bir fragman yayınlamıştım. Bu fragmanın içerisinde Şahmeran'ın cinlerinden bahsetmiştim. Şu an videoyu durdurup bir beğenir misiniz? Şimdi izleyenler çok oluyor, beğeniler az oluyor. Gerçekten beğeniler çok düşük. Beğeniler... Acaba şöyle diyorum, bu videoya 2000 beğeni gelir mi? Yani 2000 beğeni bence gelir. Bizi 2000 tane izleyen, seven arkadaşımız çoktur yani. Az değildir. Siz çoğu arkadaşlarımız unutuyor beğeni yapmayı. Çoğu arkadaşımız izleyip kapatıyor. Evet arkadaşlar, size Şahmeran'ın cinlerinden bahsetmiştim. Şahmeran, Mersin Tarsus bölgesinde yaşamış bir efsane diyorlar. Gerçek diyorlar. Şahmeran, yüzü insan, ayakları küçük küçük yılanlardan oluşuyor. Kuyruğunda büyük bir yılan var, yılan başı. Yani bir anakondanın bir başı gibi bir kuyruğu var. Böyle bir çizimler de var, tasvirler de var. Onu da videomuza atarım, gösteririm size. Şimdi bu Şahmeran'ın cinleri varmış. Aslında söylentiye göre bu Şahmeran da aslında kendisi bir cinmiş. O şekilde de söylüyorlar. Şahmeran acaba cin mi? Şahmeran gerçekten bir cin miydi? Görünüyor, kayboluyor. Şahmeran'ı Tarsus'ta bir hamamda pusuya düşürüp öldürmüşler. Hatta Tarsus'ta Şahmeran hamamı var. Yani ölü olduğu için, öldürdükleri için, kanın izleri olduğu için yani cin olmayabilir, gerçek bir yaşanmış bir yaratık da olabilir. Şahmeran varmış yani. Bu Şahmeran'ın cinleri varmış. Bu cinlerine bir şeyler yaptırıyormuş, hizmet ettiriyormuş. Hizmetçilere, daha doğrusu cinmiş. Ben şimdi Şahmeran'ın cinleri diye kitaptan, eski kitaptan, eski bir kitap var bizim, 348, 349, 309 böyle rakamlar var kitabın üzerinde. Kabı çok eski. Bu eski kitapta Şahmeran'ın cinleri. Ben bu daveti daha önce çok görüyordum. Şahmeran'ın cinleri, Şahmeran'ın cinleri. Bugün onun davetini yapıp videosunu yapmaya karar verdim. Şimdi Şahmeran'ın cinlerini davet edeceğiz ve bakacağız Şahmeran'ın cinleri nasıl bir cin, nasıl bir şey gelecek. Belki de Şahmeran gelecek. Şu an gerçekten merak içindeyim. Ben kendim de heyecanlıyım şu an. Davet bittikten sonra acaba yılan mı gelecek? Yılan başlı bir canavar mı gelecek? Ya Şahmeran'ın cini nedir? Hiç bilmiyorum. Bakalım. Sizinle beraber ben de deneyim sahibi oluyorum. Ben de sizinle beraber deniyorum. Bakalım ne olacak? Başımıza ne gelecek? İnşallah bir sıkıntı yaşamadan bu videomuzu da bitirmiş oluruz sizinle beraber. Evet, bu arada videomuzu beğenmeyi unutan arkadaşlarımıza tekrardan söylüyorum. Videomuzu şu an beğenin. Arkadaşlar, hepinizden 2000 beğeni istiyorum. İnşallah bu 2000 beğeniyi toparlayacağız. Beğeni istememin sebebi, yani bizim videolar sönük gittiği zaman inanın video yapmak istemiyorum. O yüzden beğeni istiyorum. Yani sönük gittiği zaman eğer beğeniler yüksek olursa ben haftada 2-3 tane belki video size gönderebilirim. Haftada 2-3 video yaparım. Biraz daha sakin bir yer bulup Şahmeran'ın davetini yapalım. Hemen videomuza geçelim ve Şahmeran'ın cinleri nasılmış görelim. Evet, daveti yapacağım yere geldim. Şahmeran'ın daveti. Bakalım Şahmeran buraya
gelmemin sebebi gerçekten burası güzel, sakin bir yer. Bakın burası tam davetlik bir yer. Bakalım Şahmeran kimi gönderecek? Şahmeran mı gelecek? Çok merak ediyorum. Eski kitap olduğu için kitapta Şahmeran'ın daveti yazıyordu. Bakalım ne olacak? Arkadaşlar ben burada şimdi davete başladım az önce. Bakın burada bir tane misafirimiz var. Kirpi. Evet arkadaşlar, davet yerine geldim. Şu an davet yerindeyim. Burada Şahmeran'ın davetini yapacağım. Ve bakacağız bizim karşımıza ne çıkacak. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Arkadaşlar şimdi bu benim yaptığım kitapta, okuduğum kitapta Şahmeran'ın daveti, hatta sayfalarının 3-4 tanesi 5-6 sayfa birbirine benziyor. 2 tanesi birbirine benziyor. Değişik değişik uzun uzun okumalar var. Bu okumalar biraz karışık. Ben silik yazılar da vardı. Silik yazıları düzeltene kadar işte hemen hemen bir hafta falan geçti. Birazını da işte değişik çözümlemelerden, birazını da işte araştıra işte harfler içinde eksik olan harfler, daktilo yazısı olduğu için eksik olan harfleri işte hangisini yerine koyarsak hangisi olur diye bu şekilde bir araştırma yaptım. Araştırma için de çalışma bitti. Bir hafta falan sürdü. Davetin asıl okunacak şeylerin hepsi çıktı ortaya. Şimdi davetimi yapayım. Şahmeran'ın cinleri mi? Şahmeran'ın kendisi mi? Ya da şöyle de bir şey olabilir. Ben çünkü ilk defa yapıyorum. Yaparken de sizinle beraber paylaşmak istiyorum. O yüzden belki bir şey de gelmeyebilir de yani. Çünkü öyle bir ihtimal de var. Davete hemen başlayayım. Bakalım biz de görelim beraber. Ne oluyor ne olmuyor. Evet. Şu an davet açık. Arıyorum sizin gibi. Bakalım nereden gözükecek?
La ilahe illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın. Eyvah eyvah. Dev gibi bir şey gelmiş. Bakın simsiyah. Bakın kapkara bir şey gelmiş. Kafa büsü büyük. Kayboldu. Gördünüz mü? Bir başı yok. Büsbüyük kare bir şey. Baş yok. Aynen baş yok. Allah'ıma salli ve sellem. Allah'ıma salli ve sellem. Evet. Bakın. Bakar mısınız upuzun? Bunlar ilk ifritlerin gelmesi her davette normaldir. Her davette ilk ifritlerin gelmesi normaldir. Ben şu an Şahmeran'ın bağlantısını arıyorum. Şahmeran'la bağlantılı birini arıyorum. Kayboldu. Arkadaşlar kamera karanlık olduğu için, yeterli ışık olmadığı için odaklama sıkıntısı var. Odaklama yaptığı zaman bulanıklaşıyor. Devam edeceğiz. Arkadaşlar hemen hemen bir saattir buradayım bakın. Davet. Daveti okuyorum. Silinik yazılar acaba tekrarlar mı eksik? Şimdi de aynı şekilde bir daha okuyorum. Şahmeran'ın cinleri normalde zor gelir. İşte biraz geç gelir ya da değişik bir şekilde gelir. O şekilde ümit ediyorum. Bakalım. Bakalım ne şekilde gelecek. Evet. Yani homurdanma sesleri. Şuradan homurdanma sesi gelir. Bakın sese bakın. Tam şuradan geliyor. Tam şuradan ses geliyor. Görebilen bir şey var mı? Bir şey görüyor musunuz acaba? Bakın. Şuradan geliyor ses. Acaba duyuyor musunuz? Hiç anlamıyorum. Acaba duyuyor musunuz? Evet. Tam dibimizden geliyor şu an. Şu an tam dibimden geliyor. Kendi var. Sesi var, kendisi yok. Sesi var, kendisi yok. Allah'a salli. Bekleyeceğiz bakalım.
Bekleyeceğiz bakalım. İşte bakın karşıda. Bakın ağzının içi simsiyah. Simsiyah bir ağzı var. Leyla. Resmen püflüyor. Sesi görüyor musunuz? Ne kadar da ürkünç bir ses. Arkadaşlar inşallah duymuşsunuzdur sesi. Sesi yükseltiyorum ben normalde. Daha net gelmesi için. İki diri burada çıkıyor. Ne var burada? Bazen burada bir şeyler olabiliyor yani. Kül, yanmış bir kağıt, yanlış bir şey de olabilir. Burada çıkıyor, burada neden çıkıyor? Acaba buradan ne? Neden çıkıyor burada? Çıkmasının bir sebebi vardır. Çünkü iki seferdir buradan çıkıyor. Allah Allah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Şu arka taraflarda. Şimdi ben daha önceki davetlerde yaptığımda mesela kayboluyor ya, aslında kaybolduktan sonra hemen başka bir yerde çıkıyor. İşte o sırada etrafa hemen çok iyi bakmak lazım. Bazen de kaybolduktan sonra hiç görünmüyor. Yani kayboldu ya, başka bir yerde de çıkabilme ihtimali çok yüksek. Kaybolduktan sonra hemen böyle sağ solu araştırmak lazım, taramak lazım da. Buralarda bir yerde de olabilir. İleriye doğru bir gitmek istiyorum. O ileriye doğru bir gidelim. Oraya bir bakalım. İşte. Bakın uzakta biraz. Net görünmüyor. Bakın her yerde parlayan şeyler var. Görüyor musunuz? Bakın. Kaç tane gelmiş. Ne kadar çok. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Şuradan duracağım biraz daha. Üzerimde vefk olduğu için belki çıkmıyor. Biraz geride durayım. Burada bir yerde durayım.
Belki çıkabilir yani. Bakın şu arka taraflarda da çıkabilir. Her tarafında kıllar var. Tüylü tüylü. Subhanallah. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Evet, aynı yerde. Hep aynı yerde. Hep aynı yerde. Şu an bakalım, öyle kayboldu ya. Başka bir yerde çıkmış mıdır acaba? Başka bir yerde çıkmış mı? Biraz zor bir davet. Değişik bir davet, ama her davette kesinlikle değişik bir şeyler çıkıyor ortaya. Bakın, etrafta parlayan parlayan şeyler var. Hepsi de çok net görünüyor. Belki de kameranın ışığı var diye pek şey olmuyor. Ben biraz geriden çekeceğim. Geriye geldiğim zaman şu taşın arkasında ne varsa o taşın arkasında çıkıyor. Bakın şurada. Şurada sanki şu arkada bakın. Bakın nasıl parlıyorlar. Nokta nokta. Havada, aşağıda, yukarıda. Bakın. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Şahmeran. Şahmeran, buralardaysan çık. Şahmeran, sesimi duyuyorsan çık. Şahmeran. Arkadaşlar, Şahmeran buradaysan çık diyorum da şimdi yılan şeklinde, değişik bir hayvan şeklinde de gelebilir. O yüzden yani üzerime saldıran bir şey şeklinde de gelebilir. Söylemesi çok kolay ama Şahmeran buradaysan çık. Hani görüntü alabilirsem çok güzel olacak. Bu davet de çok iyi bir şekilde bitmiş olacak. Şurada. Burada ne varsa burada. Taşın buralarda bir şeyler var. Taşın buralarda bir şeyler var. La ilahe illallah.
Arkadaşlar ne varsa şu taşın arkasında çıkıyor. Ben arabanın içindeyken genelde gördüğüm çok nadir oluyor. Ama her anda çıkabilir yani arabanın içindeyken. Bazen görüyorum sağda solda, böyle başka yerlerde de görüyorum. Bakın bu tarafta da olabilir. Arkadaşlar bu videoları ilk defa izleyenler oluyor bazen. Bana diyorlar ki işte nasıl görüyorsun, üzerine ışık tut. Videolarımızı ilk defa görüyorlar. Daha önceki videolarımızı görmeyen arkadaşlarımız var. Işık tutsana üstüne diyorlar. Işık tuttuğumuz zaman davet bozuluyor. Arkadaşlar ben bu davetleri bozulması için yapmıyorum. Görüntü alabilmek için yapıyorum. Işık tutmayı ben de biliyorum. Işık tuttuğum zaman davet bozuluyor. Hani ışığı o yüzden tutmuyorum, haberiniz olsun. Bir de bana Ayetel Kürsi'yi okusan abi diyen var. Ayetel Kürsi'yi okuduğum zaman zaten davet olmaz. Davet yapıp Ayetel Kürsi okunmaz. O da kendi başına başka bir durum. Bir de şöyle bir şey var. Bana şöyle söyleyenler var. Diyor ki işte biz Bismillahirrahmanirrahim'i okursak, Bismillahirrahmanirrahim'i koruma duasını okursak, sen görüyorsun, biz de mi görürüz acaba? Öyle diyenler de var. Arkadaşlar ben şimdi davet yapıyorum. Davet yapmakla sizin normal gelmeniz çok farklı bir şey. Davetle o çok değişik bir şey yani. O yüzden siz rahatlıkla okuyun. Yani Ayet-i Kürsi'yi okuyun, Bismillahirrahmanirrahim'i okuyun. Allah'ın izniyle hiçbir şekilde size bir zarar gelmez. Davetlerle normal koruma dualarını karıştırmayın. Şimdi Şahmeran'ın daveti üzerinde çalışacağım. Kesinlikle bir eksiklik var, bir şeyler var. Ben onu hissettim. Çünkü görünen şeyler oldu, görünen görüntüler, görüntü aldık ama istediğim gibi değildi. Ben Şahmeran'ın kendisini görmek istiyordum. Şahmeran'ın kendisi gelseydi daha iyi olacaktı. Bakalım. Daveti düzgün bir şekilde yaparsak, daha değişik bir şekilde yaparsak belki de görebileceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bayağı arkadaşlarımız dayıma selam söylemiş. Hepinizin selamını ilettim. Dayımın da size selamı var. Sen de selam söyle dedi o arkadaşlarımıza. Yalnız şöyle bir şey var. Dayıma dedim ki dayı, seninle dedim video çekmek istiyorum. Seni görmek istiyorlar, sesini duymak istiyorlar. Dayım da dedi ki en azından şu an değil, şu an istemiyorum öyle bir şey. Ama ben sana haber vereceğim dedi. Bu da bence büyük bir gelişme. Yani gerçekten büyük bir gelişme. Eğer bir video çekersem hepimiz için bir sürpriz olur. Çok iyi olur. Gerçekten yani dayım da aslında öyle şeyleri o da ister. Yani sizi kırmak istemez. Bakalım. Videomuzu ev video çekersek nerede çekeceğim hiç bilmiyorum. Belki dayımın evinde çekeriz. Belki başka bir yerde çekeriz. Artık ona göre bir karar yaparız. Arkadaşlar Şahmeran videosu devam edecek. Şahmeran videosu bitmedi. İkinci seri gelince inşallah Şahmeran'ın kendisini ortaya çıkaracağım. Herkes kendine çok çok iyi baksın. Videomuz buraya kadar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.